Dur ihtarına uymamaktan değil de trafiği tehlikeye atmaktan ceza yazmış. Of of, bugün de akıyor maşallah. 1653 lira. Polisten kaçmayın arkadaşlar. Sabah postacı kapıyı açıp günaydın, katkıların için teşekkür ederiz diyor. Aa, hasta var içinde, yardımcı olayım. Şöyle uçağın kalkışını yapalım. BYK Motovlog'dan herkese merhaba. Başlıktan ve önündeki canavardan gördüğünüz üzere kara kızımızı sattık arkadaşlar. R25 gitti. Soranlar oluyordu, bu kara kızın modeli ne diye. Sürekli kara kız dediğim için insanlar modelini bilmiyordu. Sattık R25'i arkadaşlar. Neden diye soracaksınız tabii ki. Arkadaşlar olmuyordu artık. Gerçekten olmuyordu. Bana büyük bir uğursuzluk getirmeye başlamıştı. Her gün yeni bir şey çıkıyordu. Her gün elimde olmayan yeni bir masrafla karşılaşıyordum. Hatta şöyle oldu. Başlığında sebebi bu. Kesinlikle clickbait falan değil yani. Motoru satacağım gün. Hani hatırlarsanız biri benim ayak peyini kırmıştı. Motor park halindeyken geri gelip çarpmıştı falan. Neyse işte. Motosikletin ayak pedalı kırılmıştı, ayağımı koyduğum yer. Ben motoru satmadan önce adama tabii ki onu temin etmek için, kırık halinde vermeyeceğim için çıktım abi yola, gittim onu aldım. Dönüyorum. Notere dönüyorum. Bayağı bildiğin notere yani. Elimde o pedalla notere dönüyorum. Satacağım motoru. Yoldayken polis çevirdi. Daha doğrusu bunda da TC'si açık olduğu için kaydırmıyor. Şu an yan vermeye çalıştım da. Manyak bir sesi var. Neyse konuya döneyim. Sesi çok güzel de dayanamıyorum. Konuya döneyim arkadaşlar. Çevirme için işaret edildi ve ben kaçtım. Neden diye soracaksınız. Bazı arkadaşlar soruyor. Çünkü cezalar çok yüksek. Artık sadece ceza ödemek için çalışır oldum ki o kadar kazanmıyorum. Neyse, ben o esnada şunu da düşündüm açıkçası söyleyeyim. Dedim ki ben bunu satmaya gidiyorum. O işaret edildikten 3 saniye içerisinde ben bunları düşündüm. Hem olayları biliyorsunuz siz de. Bir dünya tantanası var. Motoru satamayacağım. Trafikten ben olacak tekrardan vesaire. Hem de şunu düşünmüştüm. Polisin dur ihtarına uymamanın cezası 230 lira. Gürültülü egzoz kullanmanın cezası ise 1500 lira. Diyerek yaptım ve kaçtım. Olayın kötülüğü şurada başlıyor. Memur ablacığımız bana o esnada dur ihtarına uymamaktan değil de trafiği tehlikeye atmaktan ceza yazmış. Bunun da cezası ise 1700 lira. Şimdi işte onu ödemeye gidiyoruz. Motosiklet benim değil. Arkadaşımın motoru. Egzoz değişimi videomda ufak bir kesitte artçılık yapmıştım ona. Bu videoda bana motorunu verdiği için teşekkür ediyor ve gözlerinden öpüyorum onun da. Ve benim şu an motorum yok. BYK Motovlog. Motosikletsiz bir motovlogçu. Türkiye'de ilk. Umarım izlemez orayı. Ama çok güzel sesi var ya. Üstünde arkadaşlar 15 bin liralık bir egzoz sistemi var motosikletin. Canavar gibi kükrüyor. Böyle ejderha, dinozor kükremesi gibi bir şey yani. Böyle yine güldüğüme, gülümser olduğuma bakmayın. Bayağı üzgünüm. Çünkü ben motorumu seviyordum. Son golünü de attı gitmeden önce 1700 lira ceza yazdı bize. Canı sağ olsun ne diyelim. Şimdi diyecekler olacak. Ben yorumları da okuyorum bu arada. Yazdığınız bütün yorumları okuyorum. Şöyle diyenler oluyor. O egzozdan ceza yedin diye ağlıyorsun. Hak ettin. İnşallah bir daha yersin falan. Bir daha yedim arkadaşlar. Duanız kabul oldu da. Şunu demek istiyorum. Ben kullandığım egzoz ceza sebebi değil diye falan konuşmadım. Benim egzozum gayet gürültülüydü. Bu daha da gürültülü. Benim egzozum gayet gürültülüydü. Kesinlikle cezayı hak ediyordu. Kanunlarımıza göre. Benim isyan ettiğim nokta şu. Ben o egzozu kullanmak için ülkeye girerken parasını ödüyorum. Vergisini ödüyorum. Niye vergisini ödediğim şeyin bir de cezasını yiyorum kullandığım için. Bu konuda isyan etmiştim. Zaten isyanımı dile getirmiştim. O yüzden fazla uzatmayacağım. Neyse arkadaşlar, yediğimiz cezalar bayağı birikti. Ve kara kız da bana uğursuzluklar getirmeye başladı. Yani motoru satacağım gün bir de zincir attı abi. Çevirmeden kaytarmadan önce bir de zincir attı. Böyle tuhaf tuhaf şeylerle uğraştım. Yani gerçekten satmak istedim. Çok seviyordum ama olmadı yani. Göz mü vardı, ne vardı artık bilmiyorum. Neyse şurada kontağı kapatalım. Kenara çekeceğim. Şuradan para çekip cezayı ödemeye gideceğiz. Canavarı da bu arada kalkmışken göstereyim. Şöyle bir şey. Honda CBR650R Matsya. Akrapovic salyangoz sistem var üstünde. Hemen para çekip geliyorum arkadaşlar. Evet, çektik bu ay ödeyeceğimiz parayı da. Gidelim şimdi. Oğlum bu TC'yi nereden kapatıyoruz lan? Yanlamak istiyorum.
Balataları da bitik sanırım bu arada motosiklet durmuyor. O yüzden fazla agresiflik yapmayacağım. Bu videoyu bilgilendirme maksadıyla ve ayrıca yorumlarınızı görebilmek amacıyla kayıt altına alıyorum. Mesela motorumuz gitti biliyorsunuz. Artık düşüreceğiz mi, yükselteceğiz mi bilemiyorum. Yeni bir motosiklet alacağız tabii ki. Yeni motosikletimiz ne olsun? Bunu yorumlarda belirtin. Belki kaydı direkt bununla açtığım için motosiklet benim sanmış olabilirsiniz ama dediğim gibi değil. Yeni motorumuz ne olsun arkadaşlar? Hangi modeli yakıştırırsınız? Hangi modeli kanalda görmek istersiniz? Yorumlarda yazın. Hepsini tek tek okuyacağım. Bu arada ben yanlış gidiyorum ama hiç umurumda değil, dolaşıyorum şu an. Fazla abartmadan o yüzden şöyle soldan soldan gidip bir taksici abimize konum soracağım. Neyse gidelim de şu cezayı ödeyelim ya. Şu cezayı da ödeyelim. Kapatın şu modu da yanlayayım ya. Yok, müsaade etmiyor. İyi oluyor bir yandan. Emanet motor. Motor gitti, cezası geliyor aga. Böyle bir şey yok. Motosikletim yok ama cezası var. Sabah postacı kapıyı açıp günaydın, katkıların için teşekkür ederiz diyor. Hikaye atmıştım. Instagram'dan da bir sürü yanıt gelmiş. Kara kızı aldattın. Nasıl aldatırsın? Yeni motor mu falan diyenler oluyor. Kara kızı aldattık evet ama başına gelenlerden henüz haberdar değiller. Kayıt almak için kullanıyoruz bu canavarı. Şöyle bir o zaman. Amanın da amanın. Hadi yardımcı olalım ablamıza. Geçelim birlikte. Rica ederim. Görüşürüz. Konuma bakmak için durmuştum bu arada. Hikaye atmak için değil ama durmuşken attık. Instagram'dan takip etmiyorsanız hala. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Orada da YouTube'dan ayrı paylaşımlar yapıp bazı şeylerden haberdar ediyorum. Buraya da gelmeye bayağı alışkınım ama nasıl unuttum bilemiyorum. Herhalde insan unutmak istiyor. Neyse gidelim bakalım, ödeyelim şu cezayı da. Umarım son gelişimiz olur ya. Tipe bak. Evet arkadaşlar, geldik hazine dairesine. Of of of, bugün de akıyor maşallah. Sıra var ya, sıra. Bizim de aha bu. Vergi bizi bitiriyor. Egzoz cezası. Ya gürültüden dolayı ceza yazıyorlar. Yüksek sesli biraz. Ona bir önlem olmuyor mu? Aslında biz kaşınıyoruz abi. Zaten yüksek sesli olması için gidip ekstra para veriyorum. Bu mesela fabrika egzozu değil. Onu gidip ben kendim taktırıyorum. Adam da deli muamelesi yaptı resmen ya. Neyse arkadaşlar, yine ödedi. Evet, 1653 lira. Polisten kaçmayın arkadaşlar. Hani diyenler oluyordu annemle polisten kaçma videomda. Kaçma, niye kaçıyorsun? Bunun gereği yapılmalı. Yapıldı arkadaşlar, yapıldı. Yapıldı, o yamyamların yüzü gülsün artık. Tabii ki size demiyorum. Böyle motorcuların ceza yemesinden hoşlanan, mutlu olan tipler için söylüyorum ben. Bazıları var, mutluluk duyuyor böyle ya. Ben ceza yedim diye video atıyorum, adam kafayı yiyor ya, mutluluktan ölüyor. Cezanın stresi de atılır ama bununla ya. Arkadaşlar bu arada 17 günlük bir yasak geldi. Ben motoru sattım, ülke banlandı abi. Umalım ki hayırlısı olan motor en kısa süre içerisinde nasip olsun da videolara devam edelim. Ve bu arada yeni motorla birlikte videoları haftada 2'ye çıkarmayı düşünüyorum ama ne zaman alacağız yani? Ülke banlandı, ne ara alacağım ben motoru bilmiyorum. Yapma, trafik polisi. En azından arkadaşım motoruyla bir aksiyon yaşamayayım. Çok güzel sesi var ya. 650. Eyvallah abi. Sesi mi? Abinin tepkisi de çok güzeldi yalnız. Sesi biraz tuhaf geliyor ya dedi. Gaz verdim, hemen dudaklar büküldü. Arkadaşlar duyuyoruz şimdi emanetimizi teslim etmeye. Bir şey diyeyim mi, yalnız sevdim bu motoru da ya. Bende biliyorsunuz bir Yamaha manyaklığı var. Bir videoda da söylemiştim, parayı bulduğum gibi bir R6 alacağım diye. Bunu da sevmedim değil yani, bayağı güzel. Aman kaza mı olmuş? Ambulans buraya gelmemiş, iyi bari ufak bir kaza. Bak ambulansa yol açmıyorlar ya. Aa, hasta var içinde. Yardımcı olayım. Sola kır abicim. Sola çek abi sen de. Sen de sola çık abim. Ya
Neyse. Ufak sevabımızı da kastığımıza göre, sevap falan kasmak için değil bu arada tabii ki. Böyle gördüm sürekli yardımcı olmaya çalışıyorum. Madem gürültü yapıyoruz, madem cezasını da ödüyoruz, bir işe yarasın bari değil mi? Arkadaşlar dediğim gibi güzel bir döneme başlıyor olacağız. Umarım en yakın zamanda başlayabiliriz. Bu 17 günlük ban bizi etkilemez. Ban ban tiki ban. O yüzden videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. Canavar kükrüyor ya Allah'ım. Neyse arkadaşlar kaydı kapatıyorum burada. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki manyak dönemde görüşmek üzere. TYK kaçar.